İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da bir perde nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Bu resimde görmüş olduğumuz gibi bir iç dizayn sahnesinde perde kullanmak gerektiği zaman neler yapmamız lazım? Onu inceleyeceğiz. Tabii bunu yapmanın birden fazla yolu var. Bu benim şimdi göstereceğim bu yollardan bir tanesi. Basit bir şekilde önce küp objesini siliyoruz ve onun yerine bir Shift A Mesh Plane objesi ekliyoruz. Normalde sahnemizde default olarak eklediğimiz plane veya küp objesi büyüklük küçüklük bakımından tabii görece bir kavram, fakat normalde %10 küçültüyorum ben. Scale .1 dedim. Küçülttükten sonra tekrar yaklaşıyorum. %10 küçülttükten sonra ve bunu mesela x ekseni etrafında şöyle 90 derece döndürdük. Perdeyi hazırlıyoruz şimdi. Ve bunu yine edit moddayken, şu anda edit moda geçtim, sadece z ekseninde bir birim yukarı çıkartacağım. Fakat şöyle tam yandan bakarken olabilir. Z ekseninde 6 tam merkez noktasında olacak şekilde ortalama yukarı doğru çıkardım. Ve bunu tekrar yine obje modda olabilir. Scale Z diyerek yukarı doğru uzattım. Yani yaptığım sadece istediğimiz ölçüde bir perdeye uygun şekilde büyüklüğünü ayarlıyoruz. Plane objesinin bu şekilde. Ve bunun Scale ve Rotation işlemleri için Ctrl A'ya basıp Rotation ve Scale işlemi için Apply komutunu uyguladık. Artık objemiz hazır. Buna Cloud modifier'ı uygulayabiliriz. Sağ tarafta en sağdaki physics kısmında şurada sol sütunda üstten 3. sıradaki cloud özelliğini tıklayarak verdim. Sadece bu kadarlık işlemle eğer aşağıdan play butonuna basıp çalıştırırsak kumaşımız yani objemiz aşağıya doğru düşer. Çünkü yer çekiminin etkisi var. Yer çekiminin etkisini kaldırmıyoruz. Onun yerine cloud modifier'da objemizin en üstünden şu anda iki tane vertex var. Bu iki tane vertex'i bir vertex grubu içine dahil edeceğiz ve onu cloud modifier'da bir yer var. Pinning, iğnelemek diye. Orada onu belirteceğiz. Böylelikle objenin diğer kısımları cloud modifier'ın etkisiyle hareket ederken sadece bu iki vertex yerinde sabit kalacak. Onu yapacağız. Fakat bunu yaparken şuna dikkat ediyoruz. Muhakkak Ctrl R'ye basıp araya bir kat koyuyoruz ve o kat iki vertex'i iğneleme olarak tanımlayacağımız iki tane vertex'i çok yakın bir yere getiriyoruz bu şekilde. Ama gene en üstteki iki tane vertex'i seçiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi birazdan biz bu objeye multi resolution modifier'ını uygulayacağız. Yani vertex sayılarını sanal olarak arttıracağız. Dolayısıyla şimdiden ben bu iki vertex'i en üstteki iğneleme için kullanacağım iki vertex'i alt kısımdan bir yerde izole etmek için altına bir iki vertex daha koymuş oldum şu anda. Çünkü onu yapmazsam multi resolution modifier'ını uyguladığımız zaman iğneleme vertex'leri aşağı doğru genişleyecekler ve istemediğimiz sonuçları elde edeceğiz. Onun için baştan bunu bu şekilde izole ettim. Şu anda en üstteki iki tane vertex seçili. Sadece en üstteki. Ve bu ikisi seçiliyken sağ tarafta şu üçgen resimli butona tıkladığımız zaman gözüken menüde, yani bu objenin data menüsünde vertex groups, vertex grupları kısmında şu anda tanımlı herhangi bir vertex grubu yok. Önce artı butonuna basıp Blender'dan bana bir vertex grubu vermesini istedim. Hatta bunun ismini pinning olarak da değiştiriyorum. İsmini değiştirdim. Fakat bir de şu iki tane vertex seçiliyken şu sol taraftaki 3D view ekranında işte bunlar ikisi seçiliyken assign butonuna, yani vertex grubu olarak tanımladığımız bu pinning vertex grubundaki assign düğmesine basmamız gerekiyor. Bastım. Şu anda artık bu iki vertex pinning isimli vertex grubuna dahil oldular. Sağlamasını yapmak istiyorsak sol tarafta 3D view ekranında önce A'ya basıp bütün vertexleri seçim dışı bıraktıktan sonra işte bu vertex grupları kısmında mesela bu pinning isimli vertex grubunun üzeri mavi iken
sağ alt köşedeki select butonuna bastığınız zaman ekranda da görüyorsunuz o iki tane vertex bu şekilde seçilmiş oldular. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra tekrar obje moda döndüm. Yine sağ taraftaki physics kısmında bu cloud modifier'ın ayarlarının olduğu bölüme geldim. Çünkü biraz önce sadece cloud modifier'ı istemiş fakat herhangi bir ayarını değiştirmemiştik. İşte burada şu pinning isimli checkbox'ı seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra bize altındaki kutuda pinning işlemi yapacağımız vertex grubun ismini soracak. Biraz önce tanımlamıştık zaten onu. Dolayısıyla ben bu kutunun içerisine tıkladığım zaman klavyeden yazmama bile gerek yok. Zaten şu açılır kutuda müsait olan, mevcut olan vertex gruplarının listesi çıkıyor ki zaten bizim bir tane var daha. Çok basit, bir şey yapmadık fazla. İşte bu pinning isimli vertex grubu buraya yazınca ve tekrar play butonuna basıp oynatınca artık aşağıya düşme işlemi ortadan kalktı. Fakat bu sefer de şöyle diyebilirsiniz, bu objede cloud modifier varsa neden hiç hareket etmeden duruyor diye. Bu tamamen dik pozisyonda durdu ve sadece 4 vertex'ten oluştuğu için bu pozisyonda bir hareket göremeyiz. Ama eğer mesela edit moda geçer, kursörü şu en üste almak istiyorum, onun için girdim bu edit moda. Shift S, kursör to selected dedim, kursör şu noktaya geldi. Tekrar obje moda döndüm. Aşağıdan da pivot point olarak kursörü seçiyorum. Şu anda eğer bu obje seçiliyken onu x ekseni etrafında döndürürsem bakın artık kursör etrafında dönüyor. Onun için yaptım zaten o işlemi. Bunu iyice yukarı doğru döndürüyorum. Bekleyeceğimiz şey nedir? Aşağıya doğru hareketlenmek isteyecek obje. Fakat o pinning vertex grubu yani en üstteki iki vertexin sabit olması özelliğinden dolayı aşağıya doğru sadece alt kısmı dönecek. Oynatalım. Şu şekilde oynattığımız zaman düz bir plaka şeklinde bir salınım yapıyor. Çünkü henüz sadece 4 tane vertex'i var bunun. Kademe kademe gidiyoruz. Artık ben buna multi-resolution modifier'ını tanımlayabilirim. Dolayısıyla sağ tarafta modifier kısmına giriyorum. Bakın burada biraz önce eklemiş olduğumuz cloud modifier'ının ismi var. Fakat ayarlarını buradan yapmıyoruz biliyorsunuz. Bu fizikle ilgili modifier'lar için normal modifier kısmında bunun ismi burada gözüküyor. Ama ayarlarını değiştirmek istiyorsak en sağdaki physics kısmından yapıyoruz ayarlarını. Fakat multi-resolution modifier gene bu normal modifiers kısmından yapıldığı için şu add modifier düğmesine tıkladığım zaman soldan ikinci sütundaki şu ortadaki multi-resolution modifier'ını istedim. Fakat bu cloud modifier'ından önce olması lazım. Yani vertex arttırımı önce yapılacak. Ondan sonra cloud modifier'ının etkisi izlenecek kumaş üzerinde. Onun için şu yukarı ok düğmesine basarak multi-resolution'u en üste aldım. Ondan sonra cloud modifier geliyor. Sıralama biliyorsunuz modifiers panelinde o şekilde. En üstteki önce uygulanıyor. Ondan sonra diğerleri uygulanıyor sırayla. Şimdi multi-resolution'u sadece eklemek yeterli gelmiyor. Çünkü preview, sculpt ve render katsayıları üçü de sıfır. Yani bunu bir miktar subdivide yaparak arttırmam lazım. 4 şimdilik yeterli gelecek bize. Subdivide'a 4 kere basıyorum. Ve bu şekilde multi-resolution modifier'ını tam olarak uyguladık. Bir oynatalım bu şekliyle. Bakın artık daha çok kumaşa benzedi. Yalnız böyle bir pide hamuruna benzedi şimdi. Onu tekrar en baştaki kısmına geri getiriyoruz ve bir kere bu multi-resolution iki tane tipi var. Cutmull Clark ve Simple. Simple'ı seçtiğimiz zaman bu kenarlardaki yuvarlama olmuyor. Onun için onu Simple'a geçirdim. İlk yaptığım işlem o. İkinci yaptığım işlem de bu cloth'un, bu kumaşın özelliklerini bir miktar değiştirmemiz lazım. Yani en sağdaki physics kısmına giriyoruz. Çok fazla ayarını değiştirmeyeceğiz. Bir kere şu presets isimli kutu var. Presets demek bu ayarlar için önceden tanımlanmış bir takım setler var. Yani önceden tanımlanmış set manasında. Mesela silk var. En çok perdeye benzeyebilecek olan ipek kumaş. Onu seçiyorum ben. Ayarlarından da sadece kütleyi onlar 0.15 olarak vermişler. Ben onu 1 yapıyorum. Ve tekrar bir çalıştırıp bakıyoruz. Bu şekilde biraz daha iyi oldu. Yalnız sanki hızlandırılmış gibi bir hareket var.
Bir iki ayarı daha değiştirince tam istediğimiz şekilde bir sonuca ulaşacağız. Bu ayarlar nelerdir? Bir kere yine cloud kısmında şu cloud collision kısmında self collision var. Yani kumaşın kendi kendisiyle de kıvrılma gibi etkileri olabilmesi için self collision, kendi kendine de etkilemesi olayını aktif hale getiriyorum. Onun kalitesini birden ikiye çıkartıyorum. Bu hesaplamayı biraz zorlaştıracak ama daha iyi bir sonuç verecek. Aynı şekilde cloud collision'ın genel kalitesi var. 2. Onu da 1 arttırıyorum. Sadece 1 arttırdım. Bir de genel olarak, en genel olarak cloud modifier'ının kalitesi var. Onun da step'i 5 default'ta. Onu da 1-2 tane arttırıyorum. Mesela 8 yapıyorum. 3 arttırdım, 8 yaptım. Bir de şu kaşeyi seçip free all bakes diyorum ve tekrar en baştan oynatıyorum. Perde geriden geldi bu şekilde. Tam istediğimize yakın bir hareketi var şu anda. Buna bir de smooth shading uygulayalım. Onu da uyguladık. Ve artık bunun kumaşının desenini materyal olarak üzerine giydirmesine sıra geldi. Bir tam olarak 250. frame'e kadar oynayıp tekrar baştan oynamaya başladığı zaman bu kumaş için 250 frame'lik hesaplama yapılmış demektir. Dolayısıyla yeniden tekrar hesaplamasını istemiyorsak yine sağ tarafta Cloud Modifier'in kendi ayar kısmında Cloud Cache bölümünde şurada Current Cache to Bake isimli bir seçenek var. Bu ne demek? Hesaplanmış olan değerleri sabit bir yere koy manasına gelir. Eğer ben buna tıklarsam bakın bütün ayarların hepsi birden pasif yani gri renge döndü. Yani artık hesaplama yapıldığı için doğrudan doğruya oynatacak animasyonu tekrar hesaplama yapmadan. Fakat ben onu 120'lerde kesmişim. Onu bir daha yapalım. Bu Current Cache to Bake dedikten sonra eski haline, bir önceki haline geri dönmek. Yani hesaplamaları silmek ve hesaplamaları baştan yeniden yapmasını sağlamak için yine şu Cloud Cache'deki bu mavi satıra tıklıyoruz ve Free All Bake istiyoruz. Yani bütün bake işlemlerini serbest bırak, sil manasında. Tekrar en başa dönüyorum. Birinci frame'e yeniden play butonuna basıyorum. Şimdi tekrar işlemini yapacak. Şu eksik kaldığı yerden tekrar sonuna kadar devam etsin. İşlemini bitirsin. Onu bekleyeceğiz. 250. frame'e geldiği zaman tekrar başa dönecek. Fakat hesaplamayı da tam olarak yapmış olacak. Herhangi bir yerde durdurdum. Yine sağ taraftan Current Cache to Bake. Yani hesapladığın değerleri sabit bir yerde tut manasında. Ona tıkladım. Artık bundan sonra şu aşağıdaki çizgi bakın laciverte döndü. Hesaplama yapmadan doğrudan o bellekte sakladığı değerlerden sürekli bu animasyonu oynatacak. Zaten biz eğer bir iş tasarımında bunu kullanacaksak yani animasyon yapmayacaksak şöyle yapıyoruz. Herhangi bir yerde diyelim ki perdenin havalanmasını istediniz. Mesela şurası olabilir. Burada bir yerdeyken sabitlemek istiyorsanız eğer bu harekette yapacağınız tek şey sağ taraftaki modifiers kısmına giriyorsunuz. Multi-resolution var ve cloud modifier var. Cloud modifier'ını apply diyerek kalıcı hale getiriyorsunuz. Yani diğer frame'lerdeki hareketlere ihtiyacınız yoksa perdenin bu şeklini sabit bu şekilde bir obje olarak sabitlemek istiyorsanız işte Cloud Modifier'ı apply butonuna bastım ve o artık uygulandı ve bakın sağ tarafta da yok. Physics kısmında da kalmadı. Şu anda sistemde sadece bu multi resolution modifier'ı var. Edit moda geçtiğimiz zaman en başa dönen. İşte bu artık bizim üzerine bir materyal giydireceğimiz hale geldi. Bundan istersek Shift Double'da bir tane daha X yönünde şöyle bir kopya daha alabiliriz. İki tane. Eğer bu kadar birbirinin aynısı olmasını istemiyorsanız yapabileceğiniz ekstra bir işlem de şu. Bu arada bir kaydedelim ders ismiyle dosyamızı bir problem olursa yeniden açmak için. Şöyle yapabilirsiniz. Sculpt modu çok bilmeniz şart değil. Sculpt moda geçiyorsunuz. Orada
fırça olarak şu grab var, thumb var ve twist var. Yani diğer fırçalardan farklı olarak sadece şeklini değiştirmek için kullandığımız bu ucu mavi olan 3 tane fırça var. Mesela şu grab seçeneğini tıkladıktan sonra bu perdenin herhangi bir yerinden F'ye basalım önce. Bir de şöyle yapacağız. Dinamik topolojiyi açıyorum. Fakat bir şey yapmayı unuttum. Object Mode'a geri dönüyorum. Multi Resolution modifier'ını uygulamam gerekiyordu. Onu uygularsam çok fazla vertex oluşacak. Çünkü katsayılar 4. Onu şöyle yapalım. Bir düşürelim önce. 1'e kadar düşürürsem bu sefer de bu perdenin dalgalanmaları ortadan kalkacak. Onun için bunu 4 kat sayısıyla apply dedim. Ötekini de aynı şekilde 4 kat sayısıyla apply dedim. Ve edit modda bakıyorum. Çok da fazla vertex oluşturmamış. Bana sanki aşırı miktarda oluşacakmış gibi geldi. Ama bakıyorum 561 tane vertex var. Uygundur. İşte bu pozisyondayken aşağıdan demin olmayan scalp moda geçiyorum. Ve dinamik topolojiyi açtıktan sonra evet, fırça olarak da bu grab seçiliyken perdenin değişik yerlerini, fırçanın büyüklüğünü de arttırarak bu şekilde ufak tefek bazı ayarlamalar yapabilirsiniz perdeye. Yani şey şart değil, Cloud Modifier'ın aldığı şekil şart değil, kendiniz de isterseniz başka türlü bakın bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Tabi üst kısımdan yaparsak kornişin olduğu kısım yerini değiştirir, uygun olmaz. Ama diğer kısımlardan ufak tefek ayarlamalar yapılabilir. O biraz doğal olmadı. Şöyle dursun. Başka fırçalardan mesela şu twist var. O da şununla çalışıyoruz. O da döndürme işlemleri yapabiliyor. Şöyle. Zannedersem tam şöyle karşıdan bakmamız evet gerekecek. Başka ne var? Bir de thumb var. O uzatıp kısaltan bir seçenek. Esneme yaptırmak istiyorsak şu şekilde. Mesela biraz daha aşağıdan yaparsam perdeyi şöyle bir şekilde de sokabilirsiniz. İsterseniz. O da fazla oldu. Şöyle kalsın. Yani demek istediğim scalp modda ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Şimdi tekrar obje moda dönüp artık bunların materyalini tanımlayalım. Yukarıdan bir pencere daha açtım. Sağ taraftan da bir küçük pencere daha. Orada üstteki sağ pencerede UV Image Editor penceresini açtım. Çünkü Unwrap işlemleri için onu kullanıyoruz. Üstte sol taraftaki pencereyi de materyal işlemleri için Node Editor penceresi haline getirdim. Aşağıdan da render penceresi görünümüne geçtim. Işığın şiddeti az olduğu için ortam karanlık. Bunu iki türlü ayarlayabiliriz. Basit olan Word kısmına girip oradan not sistemini kullan dedikten sonra şuradaki color yerine sağ taraftaki düğmeye basıp Sky Texture seçeneğini kullanıp onun da iki şekli var. Hosek ve Pretam. Pretam'ı seçer. Onun da kat sayısını .3 gibi bir değere indirirsek bu şekilde olabilir. Veya istersek Environment Texture'da yapabiliriz. Bu durumda bir image dosyası yüklemem lazım. Daha önceki derslerde de hep kullandığım bir image dosyası var. Bir HDR dosya var. Onu kullanacağım. Tabii şiddeti az. Bunu arttıralım biraz. 0.3 değil. Şöyle daha çok olsun. Bu böyle kalsın. Arka plana bir resim koymuş olduk. Şimdi bu arka plandaki resim tabii aydınlatma için kullanılıyor aynı zamanda. Sol taraftaki perde seçiliyken ona yeni bir materyal istedim Blender'dan. Bana Diffuse Shader olarak bir boş materyal verdi. Rengini buradan değiştirebiliyoruz. Fakat biz ona renk değil de bir image texture vereceğiz. Önce o image texture'ü bir inceleyelim. Şu şekilde bir image texture var. Bir tül perdenin aslında bu zannedersem uç kısmından bir kısım. Bunda alfa kanalı yok. Transparent kanalı yok. Ayrıca bu tile da değil. Yani
yan yana eklendiği zaman ek yerlerinin gözükmesini, gözükmemesini, belli olmamasını sağlayacak düzenleme de yapılmamış. Sadece basit bir imiş dosyası. Onun için bununla ilgili biraz işlem yapacağız. Hemen GIMP'te, fazla değil. Bunu GIMP'te açıyorum. Dolayısıyla şu iç kısmından bir parça alacağım. Bu üstteki siyah gözüken kısımları dışarıda bırakmak için Select modunda şuradan bir parça seçiyorum. Şöyle mümkün olduğu kadar kenarlara getiriyorum. Yukarıdan da şu siyah kısımları almadan, onun biraz aşağısından, aşağıdan da aynı şekilde şöyle bir parça aldım. Bunu Ctrl X ile kestim. Ctrl Shift V ile tekrar yapıştırdım. Şimdi bunu Sinless, yani Tiled yapacağım. Yani yan tarafları ve üst taraflarını öyle bir ayarlayacak ki GIMP, bu resim dosyasının aynısından yan yana koyduğumuz zaman birleşim yerleri anlaşılmayacak şekilde bu resim dosyasına bir işlem uygulayacak. Onu Filters kısmında, Map kısmında Make Seamless seçeneğini tıklayarak yapıyoruz. Bakın bir işlem yaptı ve biraz değiştirdi image dosyasına. Ve bunu artık yan yana koyduğumuz zaman aradaki birleşim noktasını fark edemeyeceğimiz bir hale getirdi. Yalnız burada bir de siyah olan yerler için bir alfa kanalı oluşturmamız lazım. Çünkü perdeye o şeffaflığı verebilmek için image dosyasında alfa kanalı olması lazım. Bunu da bu siyah yerler için kullanacağız. Yapacağımız işlem yine Colors kısmında Color to Alpha, yani belli bir rengi alfa kanalına döndür seçeneğini kullanacağız. Burada GIMP'te default olarak beyaz renk geliyor. Biz onu tamamen siyah renge çeviriyoruz. HTML Notation kısmında 6.0 yazacak. OK dedik. Arka planda bize şu şekilde bir sonuç vereceğini söylüyor. OK butonuna bastım. Bu şekilde bir image dosyası elde ettik. Bunu artık File Export deyip kaydediyoruz. Ben daha önceden yapmıştım. Tamamen aynısı. Mesela şu düşük çözünürlükte olanı. Şu da yüksek çözünürlükte olanı. Bunları kullanacağız. Artık Blender'ı tekrar açıyoruz. İşte burada Diffuse Shader'ın girişine o Image Texture dosyasını koyacağım şimdi. Texture, Image Texture'ı sol tarafa koydum. Bağlantıyı yaptım. Bu pembe renk uyarı rengi. Henüz dosyayı seçmediniz diyor. Open düğmesine bastım. Desktop klasöründe. İşte onun bir düşük çözünürlüklü ve yüksek çözünürlüklü, biraz önce bakmış olduğumuz alfa kanalı da bulunan perde için bir texture dosyası bu. Texture image dosyası. Seçtim onu. Ben onu seçtim fakat perde hala siyah gözüküyor. Çünkü herhangi bir UV map olayı yapmadık daha bu perdeye. Bunu yapmak için ya sağ taraftan şu data menüsüne girip oradaki UV maps kısmında artı butonuna basıp Blender'ın otomatik olarak bir UV map oluşturmasını isteyeceğiz bu şekilde. Tabi böyle olduğu zaman çok yakından baktığımız zaman görebileceğimiz bir hale geldi. Veya şöyle de yapabiliriz. Solid moda geçtim. Bu perde seçilirken edit moda geçtim. Bunun buradaki vertexleri burada. Şu anda sculpt moda da girip çıktığımız için üçgen şeklinde. Bütün vertexlerini seçtiğim zaman hepsi aynı yerde bulunuyor. Burada eğer U'ya basıp Smart UV Project dersek bu şekilde bir dağılım yapabilir. Veya buna bir bakalım önce renderde. UV'yi değiştirdim. Bu şekle geldi. Bunu bir kullanalım şimdi. Sadece siyah kısımları şeffaf yapmamız lazım. Onun için bu Diffuse Shader'ın hemen altına Shift A Shader, bir tane transparent, yani şeffaflık için bir shader buraya koydum. Bunların her ikisini birbirine karıştırmam lazım. Bunun için Shift A Shader, Mix Shader'ı çıkışlarına koydum ve birbirlerine karıştırdım. Fakat şeffaflık sadece o alfa kanalının olduğu yerlerde oluşması lazım. Bu beyaz renkli ipliklerin olduğu yerlerde olmaması lazım. Onun için alfa kanalını kullanacağız. Faktör girişine onu bağlayacağız. Fakat bu bağlama şu anda ters. Dolayısıyla şu iki shader'ın yerlerini değiştiriyorum. Yani transparent'ı üste çıkardım. Diffuse shader'ı aşağıya indirdim. Bu şekilde perdeyi o istediğimiz desenle ve tam olarak olması gereken yerlerde şeffaflık olacak şekilde ayarladık. Bu materyale perde diyelim. Ve diğer objeyi de seçip onun da
materyalini perde yapacağız. Ortak kullansınlar. Fakat onun da yine UV map haritası olmadığı için şu anda ekrandan kayboldu. Diğerinki hazır olduğu için kopyalayacağımızdan ötürü şöyle bir işlem yapabiliyoruz. UV map haritası kopyalamak için sağdaki perdeyi seçtim. Sonra soldaki perdeyi seçtim. Ctrl L'ye bastım ve en alttaki Transfer UV Maps düğmesine bastım. Bir bakıyoruz. Olmamış olabilir. O gerçekleşmemiş. Vertex sayıları tam aynı olmadığı için. O yüzden sağdaki perdeyi seçip Edit Mode'a geçiyorum. Evet, onun vertexleri üçgen tipinde değil. Çünkü onda Sculpt'ta bir çalışma yapmamıştık. Dolayısıyla bütün vertexlerini seçiyorum. Her zaman yaptığımız gibi klavyeden U tuşuna bastım. Smart UV Project seçtim ve OK butonuna bastım. Onun içinde bir yerleştirme yaptı. Onunki biraz daha değişik olacak. Aşağıdan render penceresine geçtim. Aslında aynı oldu o da. O zaman Object Mode'a geri döndüm. Evet, Blender'da eğer bir perde yapmak istiyorsak bu uygulayacağımız yöntemlerden bir tanesi. Yani Cloud Modifier'da bir plane objesine cloud modifier uygulayarak belli bir form almasını sağlayabiliriz. Ama istersek aslında cloud modifier'ı hiç kullanmadan da sculpt metoduyla veya başka bir takım yöntemlerle düz bir plane objesine şu an gördüğünüz bu şekli veya perdenin alabileceği başka şekilleri de verebilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece yöntemlerden bir tanesiydi. Ve sonra da materyalini verdik transparent olayıyla beraber. Böylelikle bu dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.